Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmeti ve pek çok kutlu insan varlıklarıyla taçlandırmıştır bu şehri. Bu nedenle peygamberler diyarı diye bilinir bu kent. Tarihiyle sanlı, kültürüyle canlı, adıyla Şanlıurfa. ...17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi... ...seyahatnamesinde bu olayı detaylarıyla anlatır. Hazreti İbrahim'i ateşe attıran Kral Nemrut'un kulağının içine... ...Allah tarafından gönderilen bir sinek yerleşir. Kafasının içindeki vızıltıdan kurtulmak için... ...başına tokmakla vurulmasını emreden kralın... ...Vurha, Vurha sözleri... ...kentin adının Urha, Ruha ve Urfa olarak kalmasına neden olmuştur. Kızın düştüğü yerde çıkan Ayn Zeliha ya da Ayn Zilha yani Zeliha Pınarı öyküsüdür. Kimilerine göre Zeliha, Kral Nimrut'un haksızlığa dayanamayan kağı mendilini bu kuyuya düşürmüştür. Bir başka hikaye ise bu kuyunun Hazreti Musa'nın Hazreti Şuayb'in kızlarıyla tanıştığı kuyu olduğunu anlatır bize. Eski ahite göre Hazreti Şuayb'in 3 kızı vardır. Babalarının görme yeteneğini kaybetmesi üzerine kızları çobanlık yaparlar. Fakat yörenin erkek çobanları kızların hayvanlarını sulamasına izin vermez ve onları sürekli en sona bırakır. Bir gün kızlar eve erken dönünce Hazreti Şuayb nasıl olup da erken dönebildiklerini sorar. Kızlar kendilerine genç bir erkeğin yardım ettiğini söyler. Hazreti Şuayb kızlarından onu bulmalarını ve yanına getirmelerini ister.